Merhaba arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu çiçekli motifli paspas yapımının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Bakın böyle çiçek çiçek yapımı da inanın çok kolay bir çalışma. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için kaçırılmayacak bir fırsat arkadaşlarım bu. Şimdi altını kalın bir halı kaydırmaz kullandım. Dilediğiniz her türlü halı kaydırmazı kullanarak yapabilirsiniz. Ve evde arta kalan iplerinizi böyle değerlendirmek için çeşitli çeşitli renkli yapıp kullanabilirsiniz. Ve tığ olarak şöyle 3 milim tığ kullandım arkadaşlarım. Ben ipimin kalınlığına göre. Şimdi hemen motifi yaparak başlayalım. Şöyle bu kadar biraz ip bırakıyorum arkadaşlarım ve bir sihirli halka yapıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde alıyorum, çekiyorum. Şimdi buraya bir tane zincirle bağlıyorum bunu. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bu içerisinden geçirmiş olduğum ipimi de aynı şekilde götürüyorum arkadaşlarım. Şu şekilde. Şimdi tekrar 5 zincir, 8 tane bu şekilde yer yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bağlıyorum. İki, dört, altı, yedi ve sekiz. Sekiz tane bunu yaptıktan sonra bir miktar, çok değil arkadaşlar, şöyle az bir şey hemen sıkıştıralım. Bir tane zincir çekelim ve bu ipimizi keselim. Şimdi bir diğer rengime geçiyorum. Şöyle şununla yapalım. Batik ip kullanırsanız böyle değiştirmenize de gerek kalmaz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın ilkinin içerisinde giriş yapıyorum. Şu şekilde arkasını çevirip arkasından diğer ipimi bağlıyorum. Şöyle birazcık çekelim. Buraya bu şekildeyken 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakinin İçerisine bakın, şuraya giriş yapıyorum bu şekilde. Şunları da alttan alıyorum ki çıkmasın. Şöyle bağlıyorum bir tane sık iğne ile. 3 zincir çekiyorum. 2, 3 ve hemen bir diğerine geçiyorum. Bu ipimiz burada kalacak arkadaşlar. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çekip bütün hepsinin içerisinden bu şekilde alarak devam ediyoruz. Bunu halı kaydırmazın üzerine eklemeyip direkt birbirine ekleyerek böyle battaniyelerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle önden göstereyim. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Buraya da alıyorum arkasından. Şimdi bakın geldim. Son 3 taneyi de çekiyorum. 2, 3 ve geliyorum. İlk 3 zincirimin içerisine giriş yapıyorum. Buraya sık iğne ile bağlıyorum. Ve bunu çekiyorum arkadaşlar artık. Şöyle. Şu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi buradan bunu yaptıktan sonra 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen bakın o 3 tane olan zincirimin içerisine giriş yapıyorum. Bu birinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirli 3 tane dolduruyorum içerisine. 1, 2. Şimdi bakın 3 tane doldurdum. Hemen bir yana geçiyorum. Bir yana. Oraya da aynı şekilde, yani böyle 3 tane 10 zincirli yaprak yapıyorum arkadaşlar.
bütün hepsine, yani bu çekmiş olduğumuz 3 zincirlerin hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi 3 tane de burayı yaptım ve gördüğünüz gibi çiçeğimizi tamamlamış olduk arkadaşlarım. Bunu çekince bu arası kapanacaktır. Şöyle bir çiçek meydana geldi. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi de kesiyorum artık. Şöyle bakın, burada ip bırakmıştık. Burayı ile bağlayacağız arkadaşlar. Çiçeğimi şöyle yakından göstereyim sizlere, normalde açılmış hali. Ama açmadan kullanacağız arkadaşlar. Çünkü her bir yaprağını değil, böyle sadece şimdi göstereceğim şekilde ekleyeceğiz. Şimdi çekiştirdim, bakın ortası birleşti. Hemen iğne yardımı ile halı kaydırmazımın üzerine ekleyeceğim arkadaşlarım bunu. Şöyle iğnemizi takalım. Evet, şimdi nereye, hangi motifi yapmak isterseniz, mesela bunu ben şu ortaya ekleyebilirim arkadaşlar. Şöyle biraz bitişik şekilde yaparsanız aralarda boşluk kalıp gözükmesine de engel olursunuz arkadaşlar halı kaydırmazın. Eğer çok gözükecek olursa daha hani sıkı yapıp buraları açabilirsiniz arkadaşlar. O da güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bakın, hemen aldım. Şu alttan deliklerin içerisinden giriş yaptım bir tanesinin ve çekiyorum. Bu şekilde arkasını çeviriyorum. Tamamen arkadan yürüyeceğiz. Yani arkadan dikeceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde tut. Yani bunu buraya bir bakıma tutturacağız arkadaşlarım şöyle. Şimdi bu sıradan birkaç tane ilerledikten sonra hemen şöyle yapıp bir alt sıraya geçip biraz da oradan yapalım. Şöyle bakın, motifimiz çıkmasın diye bir de şu taraftan da devam edelim. Şöyle çıkarttım. Buradaki amacımız halı kaydırmaz gözükmesin altında. Gözükse de çok önemli değil. Beyaz yerini kullandık zaten. Renkli yerini de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle ekleyip bunları yalnız bu şekilde eklerseniz, yani böyle üstünü atlatmazsanız arkası da bakın böyle düzgün durur arkadaşlarım. Yere temas eden yeri de kaymasına engel olursunuz. Evet, şimdi şöyle bir de şuradan alalım. Rastgele bakın aldım. Çekiyorum. Ve motifi eklemiş oluyorum. Ve evet. Bakın. Evet arkadaşlarım, böylelikle paspasımızı tamamlamış olduk. Motifimizi paspasımızda ekledik. Ve böyle bir güzellik ortaya çıktı. Evet, arkası da bu şekilde.
Önüde bu şekilde görünen bir çalışma. Şöyle gayet yüksek de oldu, güzel de oldu. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.